ve gruptan çıktı. Vallahi Schneider final oynama ihtimali var dedim. Bugün iyi oynadılar. Söz giriyor musunuz? Söz! Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Evet, Business Cup çeyrek final haftasında herkese merhabalar diliyoruz. Yine heyecan dolu karşılaşmalar oldu. Tahmin ettiğimiz sonuçlar alındı. Gayet sürpriz olabilecek sonuçlar alındı. İlk maçımız Meteksan'la MNG Kargo arasında oynandı. İki güçlü rakip buraya kadar gelmek için gerçekten büyük mücadele gösterdiler. İkisi de özellikle Meteksan turnuvanın favorisiydi ve favori olduğunda MNG'yi yenerek gösterdi. Aslında MNG maça biraz iyi başlamıştı, yani başa baş başlamışlardı ama sonra Meteksan tecrübesiyle ve o üçlü müthiş forvetiyle olayı götürdü hocam. Siz neler söyleyeceksiniz hocam Meteksan hakkında? Hocam turnuvanın favori takımlarından da bunu da göstermiş oldum. Evet, biz de geçen hafta seninle konuşmuştuk burada. Turnuvada finali kim oynar demiştik. Bunlardan bir tanesinin Meteksan olabileceğini konuşmuştuk. Evet. Diğerinin Aselsan olabileceğini konuşmuştuk. Aselsan bunu elendi. Ama Meteksan yoluna net bir skora devam etti. Yani geçen hafta bahsettiğimiz o muhteşem üçlü gerçekten maçı kopardı götürdü. MNG Kargo dedik ya seninle, daha önce konuştuk burada. Yani onlar da güzel top çeviriyorlar, güzel top yapıyorlar ama yani bir sonraki vites var mıdır acaba diye söylemiştik. Evet, hocam zaten dediğimiz takımdan mesela MNG'ye demiştik, Yosuyla demiştik. Evet. İki takım da yardım. Evet, yani bizim söylediğimiz gibi bir sonraki vites, yani viteslerin kısıtlı olduğunu iki takımın da gördük bu hafta. MNG Kargo'da buraya kadar götürebileceğini gösterdi. Özellikle Tahir uğraştı, diğer oyuncular bayağı çabuklar oyuna ortak olmak için ama dediğim gibi hani zaten geçen haftalarında belirliyordu. Yani o kadar üstüne düşüyorduk, o kadar sürmüyorduk, MNG'de bir şey var ama sanki bir sonraki vitesi yoktu. Bu hafta gördük onu. Net skorla elendiler. Turnuvaya katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Evet, bir sonraki karşılaşmamız Metropolitan ve KSB Pomparası'na oynandı ve Metropolitan Otel'in 7-4 üstünlüğüyle sona erdi. Neler söyleyeceksiniz bu maç hakkında? Evet, bu maçta Metropolitan inanılmaz bir takım. Yani şu ana kadar oynadığı tüm maçları aldı. Beraberlik bile yok. Aynen öyle. Beraberlik bile yok. Bir de net skorla. Evet, yani skorla da çok net. Takıma baktığın zaman hani diyorsun ki, ya bu takım diyorsun, acaba diyorsun kafanda bir soru işareti bırakıyor ama hani maçlarda beraberlik bile yok. Yani sürekli galip, sürekli galip. Çeyrek final oldu, yarı final çıktılar. 2-0 geri düştüler hocam. Yani evet, 2-0 geri düştüler. Çok da tutuk başladılar maç aslında. Defansta çok komik denebilecek iki tane hata yaptılar. Geçen haftalarda fazla izleyemediğimiz Zeynel sağ bekte çok fazla aksadı bugün. Oyuncu değiştirmişler galiba bu hafta. Taktikte de sanki bir değişiklik vardı. Sonra 2-0 geriye düştükten sonra Erhan Ç maça çok iyi motive oldu. Tekrar onun motivasyonuyla maça tekrar ortak oldular. 2-0'dan maçı 3-2'ye getirdiler ama bunda Erhan'ın katkısı gerçekten çok büyük yani. Neredeyse maçı o çevirdi diyebiliriz yani. Hırsı değil mi hocam? Evet. Hırsı lazım. Bir tek o sanki şey gösterdi, direnç gösterdi bir şeye. Hakan'ın golü bu 3 gol içinde 3-2 olmuştu maç. 3 gol içinde Hakan'ın golü gerçekten çok zekice bir gol attı. Gol vuruşu özellikle çok güzeldi. Yani onu izlemeye tavsiye ediyorum. Vuruş kalitesi çok iyiydi Hakan. Metropolitan defans için bir şey söyleyeceğim. Sürekli önde oynuyorlar. Yani sanki offside varmış da, yani offside taktiği uyguluyormuş gibi üçlü defans sürekli öne çıkıyor yani. Beklenmedik bir şekilde goller yiyorlar. Çünkü onun sebebi de çok önde oynuyorlar. Arkaya atılan tüm toplar tehlikeli oluyor. Nitekim zaten 2-0 geriye düşerken de böyle pozisyonlardan yediler golleri. Çok bence önde oynuyorlar. Arkalarına sürekli alan kaşıyorlar. Bunları uyarmak isterim buradan şimdi. İlk yarı 3-3'te bitebilirdi. Yani o da Koray'ın çok net yakaladığı bir pozisyon vardı KSB'de. Yalnız değerlendiremedi yani. Koray'da da hep söyledik. Hani atıyor da tam istediğimiz forvet tipi değil. Hani bulduğunu atan bir forvet tipi değil yani. O yüzden onu atsa da 2-3 tane. Aslında KSB bu güçlü takıma karşı bile bence yapabileceğini yaptı hocam. Yani iyi bir performans gösterdi. Yani maç sonradan çevrildi fakat yani istenilen performansı verdi bence hocam. Aslında ortaktı maça. Yani çok da şey değildi. Ezik oynamadı yani.
İkinci yarıda Metropolitan golle başlayınca biraz daha dirençten kırıldı. Ama sanki bu maçı gözeti Metropolitan sürekli tam ihtiyacı olduğu zaman da gol buldu. Rakibin ümitlerini kırdı yani. Şey yapmadı, uzatmadı yani. Daha fazlasına gitmesini sağlamadı. Hani bu maçı gözeti aslında Metropolitan tam istediği zaman da ihtiyacı olduğu zaman da golleri buldu. Rakibinin maç ortak olmasına engel oldu yani. Erdal ikilisi defansta çok çalıştılar. Ama yani yedikleri gollere bakınca çok da motive değillerdi aslında. Arkaya çok adam kaçıyorlar. Belki de rahat bir maç olacağını sandıklar için geriye düştüler hocam. Evet. Olabilir, o da olabilir ama biraz da fazla motivasyon da bu hafta takımlar yaptı gibi yani. Volkan bugün çok tutuktu. Geçen haftaki defalarca gördük burada. Favori futbolcularımızda ama inanılmaz tutuk göründü. Bir de şeyde Metropolitan adam markajı yapamıyor. Sürekli kendi bölgelerinde oynuyorlar. Yani kendi alanlarını savunuyorlar ama alanların dışına adam kaçtığı zaman onları savunamıyorlar. Hakan beklediğimiz performanstan uzaktı. Ama bunlar hani adam markajı yapamıyorlar ama bunun sebebi sanki taktik olarak markaj yapamadıklarından değil de yani hiç bugüne kadar yapmamış olduklarından oyun tarzı oluyor. Evet, oyun tarzı o değilmiş gibi. Kalecilerden Erdi daha iyi diyebiliriz. Kritik kurtarışlar yaptı çünkü. Kasiyan Pompalı da Koray ve Nurettin dışında maça ortak olmaya çalışan bir şey yoktu yani. Üçüncü bir oyuncu daha yoktu yani. Koray da dediğim gibi daha önce de konuştuk, söyledik. Koray da yani tam bir pivot forvet. Yani bulduğunu, yakaladığını atabilecek bir forvet olmadığı için. Gerçi o da hani orta sahadan destek alamadı fazla. Orta sahayı da zaman zaman oynamaya çalıştı. Zaman zaman Nurettin orta sahaya gitmek zorunda kaldı. Çünkü defansla orta blok arasında, yani orta blok hiç yoktu neredeyse. 3-3 oynadılar, hatta 4-2 oynadılar gibi oynadılar. Sadece defans attılar, oradan uzun toplara forvete top atmaya çalıştılar. Bu da tabii onlara yeterli olmadı maç için. Bu maçta Metropolitan'ın aslında oyun olarak da üstünlüğü bariz göründü yani. Özellikle ikinci yarıdan sonra hocam teslim ettiler resmen futbolu bence. Ben öyle düşünüyorum. Evet zaten yani buldukları golleri de oyundan düşürdüler yani rakibini. Bence de hocam. Bir sonraki karşılaşmamız Yolsu ile TNT arasında oldu. Yolsu da sürekli hani aslında iyi bir performans gösteriyordu fakat bir vites sonrasında merak ettiğimiz bir takımdı açıkçası. Yolsu da TNT'ye karşı. TNT hem daha tecrübeli aslında yetenek bakımından belki hani yine biraz üstün TNT ama yani çok büyük bir üstünlüğü yok ama tecrübeli bir takım. Ve yani kimin nerede ne yapacağını bilen bir takım. Sakin, soğukkanlı, tam bir futbol. Ya sanki bugün ben hani TNT Yolsu maçında TNT'yi tam bir turnuva takımı gibi gördüm yani. Hani çok turnuva oynamışlar. Böyle maçları çok iyi biliyorlarmış gibi oynadılar yani. Çok soğukkanlıydı. Evet, soğukkanlı oynadılar. Aslında hani iki denk takımın mücadelesi gibi bir maç. 0-0 ilk yarı bitti zaten. Aynen öyle çok. Nitekim hani ilk yarıda zaten 0-0 bitmişti. Gerçi şey hani ilk yarı 0-0 bitti ama bunda da her iki kalecinin de inanılmaz kurtarışları vardı. Her iki yarıda da yani. Evet, hani. Hatta belki turnuvanın en güzel kurtarışlarında bir tanesi geldi Yolsun'un kalesinden. Evet, birçok kurtarış yaptı değil mi? Çok, birden fazla kurtarış. Bir tane sanki daha öne çıkmış gibiydi. Çataldan aldı. Evet, yani çok güzel bir estetik açısından çok güzel. Belki hani değer açısından... Aldan fotoğraf çektirdi. Evet, değer açısından o kadar belki çok değerli değil ama estetik açısından gerçekten çok güzel bir kurtarış yaptı. Onu buradan tebrik ediyoruz. İki denk takımın mücadelesi gibiydi. İkisi de iyi direndi yani aslında. Maç ortaktılar ikisi de. Ama hani TNT biraz önce söyledim. Sanki bu maçları çok fazla oynamış gibi acayip tecrübeli bir takım gibi görüntüsü verdi yani. Aslında bu da futbolda geçerli değil mi hocam? Yani mesela bugün biraz sonra hoşlandı bir Aselsan örneği var. Evet. Bir de TNT örneği var yani. Evet. Bu kadar soğukkanlı belki maç bile kazandırabilir gördüğümüz gibi hocam. Evet tabii yani çok soğukkanlardı. Gerçekten daha önce oynamış gibilerdi yani. Gerçi aralarında şey oynayan vardır, turnuva mutlaka oynayanlar vardır da gerçekten de takım gibi takım gibi. Ama yok mu çeyrek falan yani buranın heyecanı bile başka yani oyuncular da bu evet, farkı. Yani çok da heyecanlı görünmediler yani. İşte soğuk kanlılar bence. Evet maçın oyuncusundan gelince de bence maçın oyuncusu Bayram'dı. Defansta tam zamanda müdahaleler yaptı. Takımın geri düşmesine engelledi özellikle ilk yarı 0-0 iken birkaç tane pozisyonu var. Yani Gökay'dan bahsetmek istiyorum. Hani takımdan bahsettik, takım çok soğukkanlı ama Gökay gerçekten de hani bu adam gerçekten takımın
Kötü anlamda değil yani, buz adam demek yani, yani soğukkanlı bir futbolcu. Evet, yani tam ihtiyacı olduğu zaman da ihtiyacı şeyler yapıyor. Sakinleştiriyor. İnanılmaz, tam bir turnuva oyuncusu yani. Dersin ki yani her, benim teknik direktör olsam mesela, her teknik direktörün kendi takımda görmek istediği cinsten bir oyuncu yani. İnanılmaz şutlar atıyor, mermi gibi şutlar vuruyor. Ama hani ona da buradan bir eleştirim, çok erken vuruyor şutları. Orta sahayı biraz geçerken veya orta sahadan direkt vuruyor. İşte çok erken vurduğu için kalecilik müdahale şansı var. Bu güzel bir gol attı ama atadığı kadar. Evet yani güzel bir gol attı. Kenardan çıkan topa mermi gibi vurdu yani gerçekten. Gökhan'ın kendi görevini gerçekten çok beğendim bugününü. Berkan da günün önemli isimlerinden diyebiliriz bu maç için yani. Evet, iyi, yarı finalde hayırlı olsun diyoruz Tiyanti'ye. Evet, yarı finalde hayırlı olsun. Şimdi günün en belki de güzel bir gün hocam, en çekişmeli, en olaylı belki de karttan ağlı uçuştu. Futbolun seyir zevkinin doruklara çıktığı bir mücadele. Ankara ile Aselsan. Hocam şimdi Ankara ile Aselsan maçına hiç başlamadan önce buradaki yorumlar, yani favoriyi Aselsan gösterdi. Nitekim yani biz de biliyoruz favori Aselsan olarak gösterildi. Fakat yani müthiş bir mücadele. Size az önce dediniz de soğukkanlı. Yani şampiyon olmuş bir Aselsan bu kadar nasıl strese girebiliyor maç içerisinde? Sanki ilk defa maça çıkıyorlarmış gibi. Yani bence çok şey, yani saçma şeyler oldu. Mesela penaltı kullanıldı. Kaleci bilerek dışarı attı penaltıyı. Yani oyundan kopmuşlar. Tamam orada skor kopmuştu ama onun öncesinde yani yapılan faulü hakim önünde indiriyorsun. Adamı tutup indiriyorsun. Yani kart veriyor ona itiraz ediyorsun. Yani şimdi videosunda da izlerler zaten özet görüntülerinde. Yani Aselsan'a bence yakışıklı bir futbol oldu. Aksine de Ankara çok çok güzel bir oynadı. Yani turnuvanın belki en güzel maçıydı ve en güzel tarafı da Ankara takımıydı bence. Çok dirençli bir mücadele. Neler söyleyeceksiniz hocam bu maç hakkında? Evet, şimdi biraz önce konuştuk seninle. Dedik ki TNT nasıl tam bir turnuva takım görüntüsü verdiyse Aselsan sanki bugün ondan çok uzak bir görüntüdeydi. Sanki ilk defa yani, çıkıyorlar değil sanki mi? Sanki ilk defa çeyrek final oynuyorlarmış gibi. İnanılmaz acemice hatalar yaptılar. Beklenmedik anda beklenmedik şeyler yaptılar. Özellikle oyun anlamında neredeyse sağlık yoklardı yani. Hani motivasyon anlamında Musa maçtan sonra hocam işte bizden bahsedin falan demişti ama ona anlatacağım ben demiştim 51. dakikada niye yenildiğinizi diye anlatacağım söylemiştim. Şimdi burada benim tespitim Ankara Aselsan'ın maçı kaybetmesinin asıl sebebi şimdi bazı takımlar çok yüksek motivasyon olduğu zaman da şeyden kalıyorlar, maç kaybediyorlar. Yani çünkü tamamen kazanmaya yönelik bir motivasyon olursa başka hiçbir şey düşünemiyorsun ve doğru yapman gereken şeyleri motive olamıyorsun, yeterli bir motive olamıyorsun yani. Dolayısıyla hani bugün Aselsan yenildik diyor, hakem iki tane kırmızı kart gösterdi diyor, hakem itiraz ettiler falan şimdi ama oyun anlamında baktığın zaman da böyle aman aman da bir oyun görmedik sadece yani. Aynen. Yani bence en büyük eksikleri bugün, söylüyorum bugün niye yenildiklerini yani, bugün herkes kendi performansının peşine düştü. Yani herkes kendi yıldızını parlatmaya çalıştı. O, bu turnuvanın Messi dediğimiz Ayhan, aynen öyle. Hiç yoktu sadece yani. Yani resmen hiç yoktu, belki hiç topa dokunmadı diyebiliriz yani, o kadar kötüydü yani. Onun yanında Oğuz, Forvet Oğuz, yani hiç beklenmedik devlet etkisizliği. Hocam Ali Bak çok mu bahsettik kurdular yani, aralarında konuşuyorlar maçtan önce, maçtan sonra, yani belki de çok mu konuştular? Yani mesela diğer sahada da bir motivasyon konuşması yaptılar. Hani siz dediğiniz gibi, belki de oyuncuyu bu kadar sıkmak, oyuncuya kötü performansla sergilebilir. İşte yüksek motivasyon bazen zarar verebiliyor mesela, çok antrenman attığın zaman nasıl sana bir süre sonra zarar veriyor. Yani fizik olarak düşüyorsun. Yani nabza göre şerbet olacak değil mi? Evet yani şey olarak da çok motive olduğu zaman da zihin olarak düşüyorsun yani. Yani çeyrek final olabilir. Yani turnuvaların favorisi olabilirsin. Ama biz geçen hafta söyledik buraya. Yani her takım yenilebilir dedik yani. Yani çünkü bu kadar fazla güven de takıma zarar verir. Yani burada Aselsan'da herkes kendi oyununun peşine düştü. Takım oyunu yıldızları bozar. Aynen öyle hocam. Mesela takım yani turnuva boyunca sahaya girdiğinde dikkat çeken bir takım yani gözler onlara çevriliyor. Yani bunu kaldıramayacak bir takım değil de sonuçta yetenek bazında da üstün bir takım. Ama bu maç ne olduysa hocam? Ya Aselsan şunu da göremedi bence. Aselsan rakibin maça taktik olarak faulle başlamasının taktik olduğunu göremedi yani. Hani Ankara güzel taktik uyguladı bence. Hani rakibi iyi analiz etmişler. Sadece basmadılar,
kritik faullerle de rakibi duygusal olarak oyundan düşürdüler. Yani aslında faul, futbol içinde faul var, bunu kabul etmek lazım. Evet, onu söyleyecektim. Asya sana buradan söyleyeceğim önemli şey, tamam faullerle olmuş olabilir, siz bunu görebiliriz. Rakip bunu bilerek taktik olarak yapıyordu, zihin olarak size oyundan düşürmeye çalışıyordu ama futbolun içinde faul de var. Aynen öyle. Bunu bilmemiz gerekiyor, futbolun içinde faul de var. Bunu oynamıyorsun sen, değil mi? Yani hakem, sen oyundan düşme, zihin olarak oyundan düşme. Hakem bu faulleri zamanla değerlendirip kartları karşı taraf görebilir. Ama sen zihin olarak oyundan düştün, faul yapıldıkça daha da hiddetlendin. Ya çok net bir faul var. Çok iyi hatırlıyorum hocam, defans Kaan'ın ikinci sarı kartı. Köşeden Bekir gitmeye çalışıyor. Yani çekti, indirdi direkt. Yani intihar edecek hiçbir şey yok ama dışarı çıktıktan sonra dışarıdan hakeme yani laf attırılmaz ama yani karşı çıktı. Yani. Bir şey söyledim ya, duygusal olarak çok yıkıldılar. Yani bunun bir taktik olduğunu göremediler. Şeyde kalamadılar, soğukkanlı kalıp oyunda tutunamadılar yani, duygusal olarak tutunamadılar bir kere. Hani zaten oyun olarak çok eksikleri de bugün, oyun olarak da neredeyse hiçbir şey görmedi takımda. Ama şöyle bir şey gerçek de var, Ankara yani dediğiniz gibi bunu bir taktik olarak vurguladı. Yani bir sürpriz gibi gözüküyor ama Ankara bunu yapabilecek güçlü olduğunu bugün yani 5-0 kaç bitmişti? 5-1 gibi bir skorla gösterdi yani, şanslı dayalı bir şey olsa bu kadar fark olmadı. Aslında hani fark bu kadar açık görünüyor da farkın büyük kısmı İki tane kırmızı karttan sonra geldi yani. Ama hocam yani maç içerisinde de bence üstün oynayan taraf. Tabii canım, işte ondan bahsediyoruz yani. Aselsan belki, kendi kendine yedirmedi bence Aselsan. Ankara yani bence. Tabii canım, belki kartlara itiraz ediyor olabilir, o yüzden söylüyorum. Ama oyun olarak da Aselsan çok oyunda değildi yani. Rakibin ne yapmak istediğini görmedi. Bir de dediğim gibi en başta söyledim, herkes kendi performansının peşine düştü, kendi izini parlatmaya çalıştı. Dolayısıyla bu da yeniliği getirdi. Biz söyledik, yani artık yenilmeyecek takım yok dedik. Çeyrek final, yarı final, final bundan sonrası. Herkes yenilir yani. Çünkü eliminasyona gelen takımlar oldukları için iyi takımlar çıktı yani. Bir 50 dakika yani değil mi hocam? Evet. 50 dakika yenilebilirsiniz yani, yani. Belli olmaz. 50 dakika olduğu için bir gol atarsın veya bir gol yersin, çıkaramazsın. Bunları düşünmek lazım. Zihinsel olarak da maça hazır olmak lazım yani. Peki hocam, Ankara hakkında neler söyleyeceğiz? Şimdi Metek Asasal'ı eleştirdik. Evet. Yani Ankara'nın bugün yaptığı taktiği siz çözmüşsünüz anladığım kadarıyla. Evet. Ve de tuttuğunu da söylüyorsunuz. Yani bu tarz şeyler, futbol içinde olan şeyler. Neler söyleyeceksiniz hocam Ankara hakkında? Evet, Ankara'da şimdi biz biraz önce Asasal'ın maçı niye kaybettiğini anlattık ama Ankara'nın hakkını vermek lazım. Bir kere maça iyi hazırlanmışlar. Yani hem zihin olarak hem beden olarak iyi hazırlanmışlar. Takımı yani. Bence rakibi de analiz etmişler. Evet, rakibi de analiz etmişler. Kimleri özellikle, kimlerle birebir oynayacaklarını falan çok iyi analiz etmişler. Sahada gereken neyse sonuna kadar yaptılar. Taktik olarak da, fizik olarak da gerçekten iyi bir oyun çıkardılar. Hani belki maçtan önce onlara da sorsam kendilerinin rahat bir maç kazanacağını düşünmüyorlardır. Nitekim böyle konuşmalar da oluyor da aralarında. Ama yani onlara da sorsam bu kadar rahat kazanmışsınız diye sorsaydım maçtan önce hani onlara bu kadar rahat kazanacağını düşünmüyorlardır. Ama havlu atmamışlar hocam. O da gözüküyor. Tabii canım yani turnuva istediklerini, bu sefer finali istediklerini, hatta turnuvanın şampiyon olmayı istediklerini gösterdiler. İyi yani taktik olarak bugün onları çok beğendim. Yani rakip takımı taktik olarak bence çözmüşler. Mesela Aselsan'ın bildiğimiz o defans üçlüsü yani Aselsan'ın kalesine Bekir gibi bir oyuncu ne kadar kolay bir şekilde yani şimdi tabiri caizse belki biraz ağır olacak ama darma duman ettiğini evet. Gördüler yani iki kişi arasından top alıp asist yaptı. Yani maçı koparan olay oydu belki de. Evet. İkinci golüydü sanırım. Köşeden iki kişinin arasından yani ayağındaki topu kaybetmeden onlardan direkt topu alıp asist yapması bence takım motive eden ve tekrar takım oyuna geçiren bir gol. Hani güzeldi bence. Ankara bugün özellikle forvette hücum hattında çok fazla hareketliydi. Emre Hocam İnanılmaz, hani ondan beklemediğim kadar çok fazla hareketliydi bugün. İnanılmaz şeyler yaptı. Özellikle hani sadece topta koşular değil, topsuz koşular, adam kaçırmaları, boş koşular, özellikle yanında beraber defans kaçırması, defans yıpratması gerçekten çok iyiydi. Emre Hocam'ı çok beğendim. Eyüp'e buradan bir asker selam vermek gerekiyor. İnanılmaz çalıştı, sağda basmadı, geri bırakmadı yani. Çok istediğini gösterdi. Çok istediğini gösterdi de geçen haftalarda tutuk maçlar olmuştu ama hani iyi bir turnuva oyuncusu olduğunu, iyi bir oyuncu olduğunu bugün gösterdi yani. Hiç sahada basmadı, geri bırakmadı. Fizik olarak rakip defansı çok yıprattı. Boş koşular onun da çok iyiydi. Özellikle boş koşularda bugün Aselsan'ı hem Bekir, hem Eyüp, hem de Emre Hocam inanılmaz yıprattılar. Sadece topla oynamadılar, topsuz alanda da çok fazla oynadılar. Duygusal olarak da çok onlardan öndelerdi.
maçın kritik anlarında sakin kalmayı becerdiler. Oyunun ne zaman temposunu artıracaklarını, sonra ne zaman oyunu gereceklerini, çünkü oyunu gereceklerini diyorum, şey olarak, duygusal olarak oyunu germek onları motive etti yani. Oyunu ne zaman gereceklerini, rakibi yani oyunun gelmesine karşı vereceği tepkiyi falan çok iyi hesapladılar. Gerçekten çeyrek final, final havasında bir maç geçti. Erken finaller. Erken final havasında bir maç geçti. Ankara çok temiz ve güzel bir iş çıkardı. Bu arada hocam, kenarda izleyen diğer takım oyuncuları da belki görmüşsünüzdür. Hepsi Ankara'da oldu neredeyse. Evet, Asya Asya'nın elenmesi onlara da çok büyük motive etti hocam şimdi. Bu da bir gerçek, öyle değil mi? Tabii şimdi geçen şampiyon, bizim hani taraftar olarak da insanlar şey bekliyor yani. Herkes sürekli aynı şampiyon çıkmasın bekliyor ama hani Asya Asya'nın burada alınmasın, kimsenin böyle bir şeyi yok ama ama oyunu, siz de favori gösteriyordunuz Asya Asya'nın. Tabii canım, Asya Asya'nın favoriydi zaten ama biz söyledik burada, yenilmeyecek takım yok dedik yani. Yani niye kaybettiklerini de söylüyoruz işte yani. Çok fazla defans yaptılar, maça gereğinden fazla motivasyon vardı, gereğinden fazla motive olmuşlar. Yapmak istedikleri hiçbir şey yapamadılar. Oyunda da çok eksik kaldılar ama bu tabii Ankara'nın galibiyeti yarı yarıyız. Bence de. Gerçekten Ankara çok iyi bir maç çıkardı. İyi bir performans sergiledi. Çok da iyi bir iş yaptı yani. Bence de hocam. Bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya yarı final. Daha muhteşem karşılaşmalar. Seyircilerimizi bekliyoruz hocam. Seyirci anlamında ne kadar fazla olmuşsa buradaki oyuncuları ne kadar etkilediklerini bugün gördüler hocam. Ben buradan herkese buraya gelip maçlarını yani taraftar olarak izlemeden istiyorum. Siz bir şey söyleyecek misiniz hocam? Futbolun temel prensibi taraftara yönelik zaten. Taraftar olmazsa futbol olmaz. Seyrede olmaktan sonra bir anlamı yok zaten. Dolayısıyla taraftarları buraya bekliyoruz. Çeyrek finalde çok güzel maçlar seyrettik. Yarı finali, finali siz düşünün artık. Bence de. Hatta elenen takımlardan, daha önceki turlarda elenen takımlardan finali ve yarı finali merak eden arkadaşlar vardı. Onları da buraya bekliyoruz. Bu böylelikle tecrübelenmiş de olurlar değil mi hocam? Evet. Bu haftadan da herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.